Sabah saat 8 yeni yeni aydınlanıyor hava. Sonbaharı göstermek istedim. Camdan dışarı böyle görünüyor. Sonbahar geldi artık. Camlara böyle buhar oluyor arkadaşlar. Benim camlar aralık yapıyorum. Böyle bir aralık yapma düğmesi var. Yani böyle de kilitli. Buradan hava alacak. Ben işten gelene kadar uzayacak. Sizde de böyle rutubet problemleri var mı? Valla bizim bu ülkede hava çok nemli olduğu için çok oluyor. Bütün camlar oluyor. Valla şimdi işe çıkacağım. İşe gitmek için de baranımı bekliyorum. Bir yandan da taht toparlama yapıyorum. Şunları da böyle buraya koydum. Biraz da kafamda kendine hazırlasınlar diye. Ha, bunlar da burada kurumuş kalmış. Bunları da yemek şeyine koyuyoruz. Çöpler. Baran'ı bekliyorum ki Baran Bey çıksın. İşe gidek. Baran'ı da işe bırakacağım tabii. Şöyle bana Hasan'ım da yine clay almıştı hazır kil. Kendine şey yapmış, oyun yapmış. Bak bunu boyamış. Bunları da taş olarak yapmış. Böyle şekil vermiş. Böyle ne yapacak biliyor musunuz? Şöyle yapacak. Oyuncuların bir tanesi bunu bu tane onu ekleyip cross yapacak. Çok etkiler bu çocuk. Yeminle bayılıyorum bu oğluma. Sanatını döktürüyor. İçecekleri, kutuları, her şeyi buraya koymuşlar. Hadi sabah. Bakacak. Oh mis. Ay çöpü buraya getirmemişim. Neyse. Plastiklerin çöpü de burada değil. Bunu buraya atayım. Plastik çöpü getirince. Bu da dışarıda kalmış. Bunun da şeyinkidir. Hamur üstünü açıyorum. Bu da kurusun diye demiştim. Hayır. Kalmış dışarıda. Yağmur yağıyor tabii ki. Her zamanki gibi son zamanlarda hiç durmadı. O yüzden hiç bahçede ilgilenemiyorum. Hava soğuk. Şimdi nasıl toparlama yapıyorum. Bakın bakın. Çekildim burada. Çekildim burada olsun. Alacağım bunu da götüreceğim kendime. Kremler. Parmağım arkadaşlar şişmiş. Eklem ağrılarından. Bunu da buraya asayım. Baran. Hadi. Elbiseleri toparladım. Kapatın buralara hemen çıkıyorum. Çocuklar da yatıyor tabi. Sabah videosunu çekmiştim daha boyamamış. Baksanıza boyamış sanki domuz gibi yapmış. Ben bu çocuğu bayılıyorum. Ben mi doğurdum bu çocuğu? Biliyorsunuz ki ben çalışan bir kadınım. Çalışıyorum eşimle beraber. Şöyle bir yardımcı süpürgem var. Bu benim çok işime yarıyor. Özellikle sözde böyle az kapatın. Akşamları böyle etrafı toparlayıp da süpürmede birebir. Her zaman akşamları süpürge açamıyorum. Bununla bir süpürdüm mü? İyi oluyor. Mutfağı toparlayacağım birazdan da. Şöyle bir süpürge geçen yıl almıştım. Bu yıl başta süresiz olacak. Daha kira şeyini ödemedim. böyle şeyleri bak burada elektronik mağazalarında taksitle alabiliyorsunuz. Ben de öyle yapmıştım. Taksitle aldım ama memnunum gerçekten de. İşe yarıyor. Burada katlanacak elbiseler var. Birazdan onları katlayacağım. Kurutmadan çıktı. Ve masayı toparladım. Beni bekliyor. Şimdi makinedeki bulaşıklar çıktı. Onları yerlerine yerleştirip
buraları toparlayacağım. Yemek, artan yemekleri de yerlerine yerleştireceğim. Bugün de menümüzde karnıyarık vardı. Pirinç pilavı. Bu sosum da daha olmadı. Canımız çekti. Getirdik, biraz çıkarttık. Daha iyice olmamış. Dedim burada bekletin biraz sıcakta ki ne olgunlaşsın. Bir türlü turşu kıvamına gelmedi. Bir haftadan fazladır. Pilavım da böyle. Burada soğudu. Ben bunu bir kaba saklama kabına koyayım. Dolaba koyacağım. Bunları boşaltayım. Bunu temizleyeyim. İşte böyle. Benim akşam rutinim, gece rutinim. Karanlık dışarı. Bu da burada kalmış. Bu da bir turp desen değil. Pancar simgillerden bir şey. Çorba yapmak için falan ideal oluyor. Çorbalar için. Sebzeli çorbaları alıyorum genelde. Kışın bunu çorba yapıyorum. Bunun adı ne? Sivit. Sivit neydi ya bunun adı? Tatlı. Ne deniyor? Pancar mı deniyor ama pancar türlerden ama bizim o bildiğimiz tatlı pancar, şeker pancarı değil. Yani öyle düşünmeyin. Bunu da çekmiş oldum. Cacım da burada biraz kalmış. Daha baran yememiş. Barana bir tabak ayarlayayım. Diğerlerini de kaldırayım. Bunlar zaten baran yiyeceği kadar kalmış. Bu da geldi işte. Artan yemeklerimi saklama kabına alacağım. Ve işte burayı toparlayacağım. Yerleri de bir buralar toparladım arkadaşlar. Hele bakın uy nasıl mis oldu. Tezgah tamam. Tezgah tamam. Yoğurdum da bitmiş. Yoğurt yapmayı bekliyor. Şimdi şöyle antibakteriyel bezli şeylerim var. Onlarla da bir yeri alacağım. Şu kenar yerleri. Çünkü bir şeyler dökülüyor mutfağa. Her zaman paspas yapamıyorum. İçime iyi yarıyor onlar. Mutfak için onları bazen kullanıyorum. Onları da öyle toparlayayım. Bunlar da arada nefes alacak poşetler. Alışveriş poşetleri. Böyle birkaç defa kullanımlık alıyorum. Daha iyi oluyor. Yani şunu 60 peniye, şunları 69 penimine alıyoruz. Normal şu poşetler de 30 peni. Plastik olanlar. 30 peni, bunlar 60 peni. Öyle olduktan sonra bunu alırsın, 10 defa kullanırsın. Yani bu poşet şey sistemi de çözüldü. Ben toparladım. Vallahi yoruldum da artık yani ne diyebilirim ki, ne canım çaldı. Gece yapıyorum çünkü başka zamanım yok. Çalışıyorum 6 gün. Akşamları işte bayağı yoruluyorum. Bazen dinleniyorum. Dinlendikten sonra da kalktım bu işi yaptım. Artık bana kolay gelsin. Bütün çalışan anneler beni anlayacaktır. Şimdi şöyle şey yapayım, bir oturayım bir masam üstüne de mum da göstereyim. Mum yaktım. Ay, kedamızın kokuları güzel değil ama bugün perşembe gecesi, bugün yaktım. Böyle mum da yaktım bu gece. Bu gece perşembe gecesi, biz genelde bu bir gelenektir. Perşembe geceleri ateş yakılır, çıra yanar bizde. Genelde dedim de yani bu çoğu yerde de unutulmuş aslında. Çoğu yerde de var. Bizim Anadolu'daki alevlerde var çoğunda. Bunun anlamı aydınlıktır. Hakkın ışığıdır. Yani Hakkın ışığını yandırıyoruz. Bu şu demektir. Bu yandığı zaman evine huzur, bereket gelsin. Alık dermansız dert vermesin.
kim darda zordaysa Hızır onun yardımına koşsun demektir. Bu son zamanlarda hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Savaşlar bitmiyor zaten. Yani bitmeyecek gibi de. Allah'ım hep diyorum. Kim darda zordaysa Hızır onun yardımına koşsun. Mazlumun pakların yardımına koşsun. Ne bileyim. Burada kim beni izleyen kim varsa Allah dermansız dert vermesin. Eğer ki ne derdi varsa çaresini de versin. Yarasını saracak el uzatsın. Allah Hızır yar yardımcınız olsun. Başkalarının Hızır olun. Hoşça kalın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Beğenmeyi, like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.